Arkadaşlarım merhabalar. Bugün artık Milli Edebiyat dönemine başlıyoruz. Yavaş yavaş Cumhuriyet Edebiyatı'na geçiş yapacağız. Arkadaşlarım bugün sizinle Milli Edebiyat döneminde genel özelliklerini işleyeceğiz. Ama bundan sonra sanatçıların eserlerine lütfen biraz daha dikkat etmenizi istiyorum artık. Çünkü eserler ön plana çıkacak arkadaşlarım. Bundan dolayı eserlere biraz daha dikkat edelim. Lütfen sizden ricamdır. Şimdi Milli Edebiyat döneminin arkadaşlar özellikleriyle başlayalım. Arkadaşlarım 1911 yılında Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan adlı makalesinin yayınlanmasıyla arkadaşlar Milli Edebiyat dönemi edebiyatımız başlamıştır. Arkadaşlarım Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip yöntemi çok iyi bileceğiz. Çünkü bu üç kişi arkadaşlarım Milli Edebiyatı ortaya çıkaran, Milli Edebiyatın oluşumunu sağlayan kişilerdir arkadaşlarım. Tekrar edelim. Siz de benimle tekrar edin lütfen. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp. Bunlar arkadaşlar 1911 yılında Selanik'te bir dergi çıkardılar. İsmini de bunların Genç Kalemler dediler. Çünkü 3 tane genç kalemden oluşuyordu. Ve arkadaşlarım bu Genç Kalemler dergisinde özellikle Ömer Seyfettin'in yayınlamış olduğu Yeni Lisan makalesi çok ses getirmiştir. Ve arkadaşlarım adeta Yeni Lisan makalesinde Ömer Seyfettin Milli Edebiyatının hareketinin özelliklerini söylemiştir. Adeta Milli Edebiyatın arkadaşlar poetikasını yayınlamıştır. Çok ama çok önemli bir bildiridir. 6-7 maddeden oluşuyor arkadaşlarım. Burada özellikle Milli Edebiyatın bir dil hareketi olduğunu sakın ama sakın unutmayın. Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konulmuştur. Hangi makaleyle derseniz Yeni Lisan makalesiyle olduğunu da sakın unutmayın. Bakın arkadaşlar Milli Edebiyat terimi ilk defa bu dergide kullanılmıştır. Daha önce Milli Edebiyat'tan özelliklerini taşıyan sanatçılar yok muydu? Vardı. Mesela kimdi bu? Mehmet Emin Yurdakul değil mi? 1896'da yazdığı şiirlerle aslında Milli Edebiyat'ın gümbür gümbür geldiğini hissettiriyordu. Ama bunlar arkadaşlar tamamen milli, her yönde milli olarak gelişmişlerdir. Bu dönem sanatçıların arkadaşlarım şiir anlayışıyla Fecraati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. Şiir, vicdani bir keyfiyettir düşüncesinde olan şairleri bireysel konuları işlemiştir. Arkadaşlarım burada daha çok bireysel konulardan ziyade, belki şiirde bu böyle olabilir ama daha çok bireysel konulardan ziyade hece ölçüsüyle yönelilmesiyle özellikle Faruk Nafiz Çamlıbel'in arkadaşlar 5 hececilerde onları da işleyeceğiz ayrıca. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat isimli eseriyle artık sanatçılar İstanbul ve çevresini değil Anadolu'yu ve Anadolu'da yaşayan insanları anlatmaya başlayacaklardır. Bunu sakın unutmayın. Daha sonra arkadaşlarım 1917 yılında yaptıkları bir toplantıda hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle yazma noktasında bileşen şairlerin içerik konusunda her birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Özellikle arkadaşlarım bunların aruz ölçüsüyle şiire başlayıp sonradan heceye yöneldiğini göreceğiz. Burada en ön plandaki kişi kimdir biliyor musunuz? Faruk Nafiz Çamlıbel'le tanışıp aruzdan heceye geçmesini sağlayan kişi. İşte Orhan Seyfi Orhon'la tanışıp aruzdan heceye geçmesini sağlayan kişi. İşte efendim Enis Behiç Koru Yürek'le tanışıp aruz ölçüsünden heceye geçmeyi sağlayan kişi arkadaşlarım Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp burada çok ama çok ön plana çıkar. Sakın ama sakın unutmayın arkadaşlarım. Burada şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçılar roman ve öykülerini sosyal meselelere eğilmişlerdir. Özellikle Anadolu halkının dertlerini, sıkıntılarını ön plana çıkarmışlar. Ve arkadaşlar biliyorsunuz bu dönemler Birinci Dünya Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı yıllarına denk geldiği için halkı biraz daha arkadaşlar ne yapmaya çalışmışlardır? Canlandırmaya çalışmışlardır ve adeta halk arkadaşlar savaşa hazırlamışlardır. Değil mi? Halkı galeyana getirmek, halka o milli bilinci, o milli şuuru aşılamak istemişlerdir. Bundan dolayı ismi Milli Edebiyat'tır zaten. Arkadaşlarım konuların İstanbul dışına çıkarılması az önce bahsettim bakın bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Tanzimat ve Servet-i Fünuncular hep nerede yazıyordu arkadaşlarım? Sürekli İstanbul ve çevresinden bahsediyordu. Ama bunlar artık arkadaşlar Anadolu halkını anlatacaklar. Ayrıca aşk bu dönem roman ve hikayesinin en önemli teması olarak da yine dikkati çeker. Bu eserlerde dil
günlük konuşma dilidir arkadaşlar. Milli Edebiyat Dönemi'nin dil anlayışına baktığımız zaman arkadaşlarım, tekrar edelim. 1911'de Genç Kalemler Dergisi'ni 3 genç yazar çıkardı. Kimdi bunlar? Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin. Ve Genç Kalemler Dergisi'nde Selanik'te yeni lisan makalesiyle bir makale yayınladı. Kim yayınladı arkadaşlar? Ömer Seyfettin. Orada özellikle dil konusunda şunlara dikkat etti arkadaşlar. Milli bir edebiyatın dilin millileştirilmesiyle yaratılacağına inanmışlardır bu sanatçılar. Edebiyatı cedidecileri, yani Servet-i Fırıncıları ve Fecraatçıları, Arapça ve Farsça'nın etkisinde altında kalan bir dili Osmanlıca kullandıkları gerekçesiyle suçladılar. Çünkü o gerçek milli bir dil değil. Milli dil halkın dilidir. Halkın konuştuğu dildir dediler. Yeni lisan adını verdikleri davalarını gerçekleştirmeye çalıştılar ve bu konudaki arkadaşlarım başlıca amaçları şunlardır. Bakalım amaçlarına. Bakın, bu aynı zamanda yeni lisan makalesinin arkadaşlar bildirisinde yer alan maddelerdir. Bunlara tek tek bakalım. Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bazı istisnalar dışında bu kurala göre yapılmış tamlamaların kullanılmaması. Bunların dilden atılması gerektiğini düşünüyorlar arkadaşlar. Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçedeki kullanışlarına göre değerlendirilmesi, bu dillere ait kelimelerin yerine mümkün olduğu kadar Türkçelerinin kullanılmasına dikkat edilmesi. Burada da arkadaşlarım amaç şudur. Eğer bir kelime bizim dilimize yerleşmişse, artık bizim kelimemiz olmuşsa kalsın. Ama olmamışsa, daha yeni almışsak onu da atalım. Mesela arkadaşlarım, kalp kelimesi Arapça, yürek kelimesi Türkçedir. Ama birine kalpsiz dediğinizde duygusuz anlamı çıkar, birine yüreksiz dediğinizde korkak anlamı çıkar. Onun için artık bu kelime bizim dilimize yerleşmiştir ve bu kelimenin atılması bizim dilimizi arkadaşlar yozlaştırır. Ama mesela bir selfie, değil mi, şu an çok kullandığımız, ne yapmış, ne güzel bir güzel kelime uydurmuş. Öz çekim. Bakın, öz çekim varken selfie'ye bence gerek yok gibi düşünün. Arapça Farsça kelimeleri Türkçe telaffuzlarına göre yazılması arkadaşlarım. Bunu söylüyor yine bu makalede. Bilim dilinde kullanılan Arapça Farsça terimlerin kullanılmasına devam edilmesi. Öteki Türk lehçelerinden kelime alınması. Alınmaması. Bakın burada yanlış yazmış arkadaşlarım. Öteki Türk lehçelerinden kelime alınmaması olacak. Öyle bir şeyin yanlış olacağını iddia ediyor. Lütfen bunu slayta hazırlayan arkadaşım yanlış yazmış. Alınmaması olacak. Ömer Seyfettin öteki Türk lehçelerinden kelime alınmasının yanlış olduğunu söylemiştir arkadaşlar. Burası yanlış. Alınmaması olacak. Konuşmada İstanbul ağzının esas olarak kabul edilmesidir. Evet arkadaşlarım, şimdi Milli Edebiyat Dönemi'nin sanatçılarına geçiyor. Ama biz burada kalalım arkadaşlarım. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarında artık başka bir videomuzda izleriz. Şimdilik hoşça kalın.